varsa başında anlat anlat. Nereye kadar? Ben gidiyorum yeter. İş soymuş her zamanıymış. ISO nedir? ISO, film veya sensör yüzeyinin ışığa olan hassasiyetinin ölçüsü. Bu değer ne kadar küçük ise ışığa olan duyarlılık o derece azdır. ISO'nun rakamsal olarak artışı beraberinde filmli makinelerde gren, dijital makinelerde noise dediğimiz fotoğraf yüzeyindeki kumlanmayı da beraberinde getirecek. Bu nedenle ISO değerlerinin tam olarak ne amaçla kullanıldığının anlaşılması daha temiz fotoğrafları çekebilmemiz açısından çok önemlidir. Gün ışığında doğru fotoğraf çekimi için ISO değerini makinemizin el verdiği en düşük değerde tutmamız gerekecektir. Böylece fotoğrafımızdaki kumlanmayı minimize etmiş oluruz. Bu durumun tam tersi olan fotoğraf çekimi için gerekli ışığın az olduğu gece fotoğraflarına gelelim. Bu durumda ISO'nuzu kontrollü bir şekilde arttırmanız gerekmektedir. Kontrollü olarak arttırmanız gerektiğini söylememin nedeni minimum grenli fotoğrafın yakalayabilmeniz adınadır. Birçok fotoğrafçı iç mekanlarda ISO değerlerini artırmadan flash yardımıyla fotoğraf çekmektedir. Ben bunu tercih etmesem de bu da işin tercih edilebilir başka bir boyutudur. Günümüz teknolojisiyle dijital fotoğraf makineleri yüksek ISO değerlerine çıkabiliyorken filmli makinelerde ISO konusunun anlık makaradaki değişkenliği imkansızdır. Çünkü makinenize taktığınız film bitene kadar ilk öngördüğünüz ISO değeriyle çekim yapabilirsiniz. Örneğin ben fotoğraf çekimine çıktığımda iç ve dış mekanlarda ideal fotoğrafı çekebilmek adına iki analog makineyle geziyorum. Bunlardan dış mekan çekimlerini yaptığım makinemde 100 ISO'luk bir film kullanırken iç mekanlar için 1600-3200 ISO'luk filmler tercih ediyorum. Böylece hızlı makine geçişleriyle çekmek istediğim kareleri doğru ISO değerleriyle yakalamış oluyorum. Beni tanıyanlar az çok bilir. Böyle bir işi masa başında ceket giyip yapmam yani. Yolumuz uzun. Enerjimiz yüksek. Heyecanımız var. Şimdi sokağa çıkıyoruz ve fotoğrafçılığı gerçek olduğu yerde sokakta yapıyoruz. Bundan sonra detayları sokakta anlatacağım. Teşekkürler. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Haydi bakalım.